okula gitmeyeceğim ama eğitim görmeye devam edeceğim. Sonra da sınava gireceğim, öyle mi? İnan Zeynep, Emir abim böyle düşündü. Ben de tamam dedim. Çok iyi düşünmüş. Hocam, eğer kardeşim içeri girseydi ben ölürdüm. Annem de dayanamazdı. Siz imkansızı oldurdunuz. Bana bir şans verdiniz. Sen direnerek kendin aldın o şansı. Şimdi de okumak, doktor olmak için kullan yeter. Hocam size ne kadar teşekkür etsem az. Sen böyle gülümse yeter. Zeynep. Hocam, ben başınıza bir sürü bela açtım. Benim yüzümden size bir şey olmaz değil mi? Bunu mu diyorsun? Bak, geçti bitti işte. Sadece o değil ki. Bu sabah beni zorla müfettişlerle konuşturdular. Eğer bir şey söylersem iş büyürmüş. O yazılanların hepsi yalan demek istedim ama... Sen sakın canını sıkma. Ben halledeceğim o işi. Bir şey olmaz değil mi hocam? Merak etme. Neyin ne olduğu ortaya çıkacak. Ama her şeyden önce senin iyiliğin önemli. Tamam mı? Zaten Emir abin de ben de bu anlaşmanın geçici olduğunu düşünüyoruz. Tek isteğimiz seni buradan tamamen kurtarmak. Sen anlaşmanın şartlarını iyice anladın değil mi? Bak eğer bozarlarsa hemen bana bildireceksin. Tamam hocam, tamam anladım. Yok anne, bu iş olmaz. Ben gerekirse girer çıkarım, Zeynep de bekler. Tuttuğum gibi atacağım ben bu kadını. Oğlum bir dur, bir sakin ol. Ben ikisinin de burnundan fitil fitil getireceğim. Ya anne bırak, Allah'ını seversen ya. Zeynep ciddi ciddi okumaya devam edecek. Okula gitmese ne olur? Bir de kadın bunu istediği zaman görebilecekmiş. Al işte. Ama ben onlara öyle bir oyun edeceğim ki. Zaten başında soruşturma da var. Hemen gönderiverecekler bunu. İkisi de pişman olacak. Bak Zeynep okula gitmek istemiyorum diye sana yalvaracak. Şuraya yazıyorum. Yaz sen yaz. Yaza yaza yer kalmadı Macide Sultan. Olmuyor işte. Senin dediğin gibi olmuyor. Volkan. Gel buraya. Nereye? Ben anlaşma falan istemiyorum baba. Bu kadın gidecek bu evden. Volkan. Aşığım dedin. Kara sevda dedin. Peşinden gittin. Anladık. Hepimiz de işi gücü bıraktık. Senin için uğraşıyoruz. Daha ne istiyorsun? Oğlum. Diyelim ki kadını kovdu. Hapse girdin. Emir de bütün aileyi alıp yurt dışına kaçırdı. Nereden bulacaksın bir daha Zeynep? Hala yapabilir bunu. Yapabilir. Ama yapmaz. Çünkü Emir sözünden dönmez. Siz rahat durun yeter. Ekrem hayırdır? Emir sözünden dönmez falan. Barışacak mısın kardeşinle? Sen gel bakayım benimle. Yürü. Yürü. Hadi hemen çıkalım. Nereye? İlk dersimizi bu evde yapmayız diye düşündüm. Hocam izin verirler mi? Vermek zorundalar. Hocam sizin dersiniz yok mu? Ben bugün raporluyum. Zaten bu saatte okul bitti. Doğru. Onu bile unutturdular bana. Zeynep, biliyorum bu dersi okulda arkadaşlarına yapmak isterdin ama... şartlar böyle şimdilik. Hocam olur mu öyle şey? Benim hiç üzülmeye hakkım var mı? Siz bana o kadar olanak sağlamışsınız. Hadi gidelim. Tamam, haber verin bana. Oo, Hoca Hanım, bitti mi muhabbetiniz? Biz şimdi çıkıyoruz. Zeynep'i daha sonra getiririm ben. Bu yaptıklarının hesabını vereceksin. Zeynep'ciğim sen çık, bekle beni. Kıza tek bir zarar gelirse, sözlerinizin birini tutmazsanız... Çok korktum ama ben şimdi. Kork bence de. Bu hayatta kimseden korkmadığın kadar benden kork. Çık git evimden. Unutmadan. Oğlunu bu hale getirmek için çok mu uğraştın sen? Sakın. Macide Hanım. Sakın kendine bu kadar güvenme. Herkesi korkutsam bile senin hükmün bana geçmez.
Nereye sen? Elif Hoca ile ders çalışacağız. Gideceksin, geleceksin. İzin verdiğimize pişman etme. Öyle anlaşmalara falan da çok güvenme. Alırım seni, giderim, dünyanın öbür ucuna olur biter. Tamam. Zeynep. Bir şey mi oldu? Yok hocam. Gidelim hemen. Emir abi, çok teşekkür ederim. Olur mu öyle şey? Ben senin abinim. Tabii şimdi okulda olmadığımız için evde yapacağımız dersler biraz özel ders gibi olacak. Olsun. İçimiz kırık, dökük, buruk olabilir. Geçici bir durum tabii. İleride yine arkadaşlarınla beraber olacaksın. Sonra en sevdiğin yere, okuluna geri döneceksin. Hadi moral bozmak yok. İçeri gir. Zeynep. Zeynep hoş geldin. Zeynep nasılsın? Zeynep nasılsın? Gel. Ya gel. Şaşırdı. Şok oldu. Gel. Hocam. Sen okula gelemeyince okulu sana getirelim dedik. Arkadaşların ilk ders gününde seni yalnız bırakmak istemediler. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum. Siz beni hiç yalnız bırakmadınız. Siz benim ailemsiniz. Öyleyiz tabii. Hayatta da bırakmayız seni ufaklık. Sen bizim birincimizsin Zeynep'im. Zeynep, sen bizim şampiyonumuzsun. Eğer içimizden biri okula gidecekse senin gitmen lazım. Yürü be kardeşim, çok doğru dedin. Zeynep yoksa ben gelmiyorum hocam yarın. Siz... Zeynep, kızım ağla ya. Bugün ağla valla. Kendisi de ağlayacak şimdi bak. Ondan yancı arıyor. Yok be oğlum, ben öyle ağlamam kolay kolay. Ezna bak, ben sana diyorum. Esas birazdan Cem Fingür Şakır boşanacak. Bak gör. Olabilir. Olabilir yani. Sonuçta bu da bir ihtimal değil mi? Yani. O zaman millet elleri göreyim bakayım. Oo. Ay tamam çocuklar. Şimdi derse başlamazsak akşama kadar şamatayla devam edeceğiz yani. Hocam ilk dersin günahı olmaz. Gençler gülmeyi hak etti. Her şey bunun için değil mi zaten Emir? Onların yüzü gülsün diye. اشتركوا بالقناة لمشاهدة جميع الحلقات ولا تنسوا تفعيل زر الجرس.